Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kazağın arka yakası nasıl oyulur onu göstereceğim. Nasıl oyulur, yalnız kaba koymak gibi bir şey oldu. Nasıl kesilir, nasıl örülür onu göstereceğim. Bu daha önceki videolarda göstermiş olduğum hırkamın arka kısmı. Bir önceki videoda şeyi göstermiştim. Bir önceki videoda ön yaka nasıl oyulur onu göstermiştim. Şimdi de arka yakayı nasıl yapıyorum onu göstereceğim. Ön yakayı yaptığım videoyu üste ekleyeceğim, oradan izleyebilirsiniz. Birazcık özelliklerinden bahsedeyim. Bu hırkamın şu kısmı 50 ilmek. 8 numara şişle örüyorum. İpim de şu kalınlıkta, makarna gibi bir ip. İpimin bir özelliği olmadığını daha önce söylemiştim. Hırkama 6 ilmek, 6 ilmek bu taraftan toplamda 12 ilmek koltuk altını kestim. Şişimde şu an 38 ilmeğim var. Bu 38 ilmeğimin 8 ilmeği sağ omuz, 8 ilmeği sol omuz olacak. Yani bundan 16 ilmek düşeceğim. 16 ilmek düştükten sonra toplamda 22 ilmek kalıyor. Bu 22 ilmeği de yakaya dağıtacağım. Nasıl dağıtacağım? Kendimce bir hesaplama yaptım ben burada. Hemen size göstereyim bu hesaplamayı nasıl yaptığımı. Örgümü şöyle alayım. Hemen göstereyim. Buraya yazmıştım. Şöyle kazağın yakasını çizeyim. Şu kısım toplamda 22 ilmek kalacak. Omuzlar da şu şekilde 8'er ilmek olacak. Ben bunu hesaplarken ortadan 8 ilmek, daha sonra yanlardan 3 ilmek, 2 ilmek, 1 ilmek ve 1 ilmek olacak şekilde keseceğim. Yani şu şekilde aslında kesmeyeceğim, şişimde örmeden bırakacağım. Neden örmeden bıraktığımı bir önceki videoda söylemiştim. Yukarı ekledim, oradan izleyebilirsiniz. Şimdi devam ediyorum örmeye. Şu sırayı takip edeceğim. Yani bu demek oluyor ki 8 ilmeğimi ördükten sonra 4 ilmek sonra buradan döneceğim, bu tarafa döneceğim. Şişimi değiştireceğim yani. Şuraya 3 ilmeği yazmamışım. Yani bu şablona bakarak ben şimdi örgüme başlayacağım. Omuzdan 8 ilmek öreceğim. Sonra 2, 4 ve 7 ilmek öreceğim. Daha sonra şişimi döndürüp sıra sonuna kadar devam edeceğim. Evet, şimdi göstereyim size. 8 ilmek örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmeği ördüm. Şuradaki 1 ilmek, 1 ilmek, 2 ilmek, 3 ilmek. Yani toplamda 7 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi döndüm ilmeğimi. İlk ilmeğimi boşta alıyorum. Sıra sonuna kadar öreceğim. Ördüm. Şimdi buradan toplamda 8 ilmek artı 4 ilmek öreceğim. 3 ilmeğimi örmeden bırakıp tekrar döneceğim. Beş, altı, yedi, sekiz. 4 ilmeğimi tekrar örüyorum. 1, 2, 3, 4. Çeviriyorum örgümü. Şimdi tekrar 1 ilmek aldım boşta. Sıra sonuna kadar örüyorum. Evet, ördüm. Şimdi 8 ilmek artı 2 ilmek örüp, yani 10 ilmek örüp tekrar şişimi çevireceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çevirdim. Bakın burada şöyle belli oluyor zaten. 3 ilmek, 2 ilmek kaldı. İkisini tek seferde çıkaracağım. Yani artık bir bir değil, şöyle şurada iki ilmeğim olacak. Çünkü bir sıra daha yaparsam arka yaka oyuntum çok fazla olacağını düşündüm. O da
kastırabilir. O yüzden şu an artık bitirmeye karar verdim. 8 tane örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8. Evet, gördüğünüz gibi 3-2-2 şekilde oldu. Çeviriyorum. Şimdi ben burada şişte bıraktığım tüm ilmekleri alacağım. Önce 2-2-3, yani toplamda bir 7 ilmek alıyorum şişime. 1-2-3 4, 5, 6, 7'yi aldım. Daha sonra buradaki 8 ilmeği alacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, 8 ilmeğimi de aldım. İpim de burada. İpimi buradan bağlayıp devam edeceğim. Şu aradan geçirdim. Güzelce bağladım. Şimdi buradan devam ediyorum. Bir ilmeğimi boşa çıkardım. Örüyorum sıra sonuna kadar. Bu tarafa geldim şimdi. 8 ilmek öreceğim. 2 ilmek, 2 ilmek, 4 ilmek öreceğim. Yani toplamda 12 ilmek örüp tekrar örgümü diğer tarafa çevireceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet, şuradan başlamıştım örmeye, gördüğünüz gibi. Şu arada bir ayrık var. Buradan sonra 3 ilmek kaldı. Yani şu 3 ilmek. Çevirdim örgümü. Tekrar örmeye devam ediyorum. Şimdi artık şunu ördük. Şunu öreceğiz. Yani 10 ilmek öreceğim. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on. Evet, örgümü çevirdim. Gördüğünüz gibi 3 ve 2. Şimdi örmeye devam ediyorum. Artık şu ilmek de gitti. Şimdi bu kalacak. Yani toplamda 8 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Örgümü döndüm. 3, 4 ilmek ördüm. Örgümü çevirdim. Tekrar 4 ilmeğimi örüyorum. Şişimi çevirdim, örgümü. Buradan hepsini keseceğim. İkisini birlikte ördüm, geçirdim. İkisini birlikte ördüm, geçirdim. İkisini birlikte ördüm. Gene ikisini birlikte ördüm. Burada bir püf nokta söyleyeyim. İpinizi kesinlikle sıkmayın. Bakın. Şu esnekliği vermeniz lazım. İp kalın olduğu için siz sıktığınızda orası pot olacaktır. Bunca yıllık örgü tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Kesinlikle sıkmayın. Rahat bırakın ipinizi. Evet. Gördüğünüz gibi şu an arka yakanında şöyle bir oyuntusunu verdik. Şunu kaldırayım. Şu an gördüğünüz gibi ben bu lastiği yaptığımda, lastiği örmeye devam ettiğimde şu şekilde bir yuvarlak olacak. Omuzların
Bu şeyini de verdik. Omuzlar çok dar demeyin. Şuraya 2-3 parmak lastik gelecek. Bu omuzlar o zaman şu içeri kadar geleceği için omuz yeteri kadar fazla olmuş olacak. Arka yaka yapımı da bu şekildeydi arkadaşlar. Kalın iple olduğu için biraz hızlı ördük. Bu ince iple olsaydı tabii ki bizim şeylerimiz, sayılarımız, ilmek sayılarımız değişecekti. Ama mantık aynı mantık, hiçbir fark yok. Ben bu şekilde örmeyi, bu şekilde yaka yapmayı seviyorum. Çünkü profesyonel, yani makine örgüsü gibi bir yaka meydana çıkıyor. O yüzden ben bu örgü şeklini seviyorum. Neyse arkadaşlar, gene çok konuştum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için. Eğer bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve abonenin yanındaki küçük zile tıklamayı unutmayın. Böylelikle her video yüklediğimde size bildirim gelecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.